Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hükümetin Yüce Meclisimize sunduğu 3 ay süreyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin tezkere hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Sözlerime başlarken muhterem heyetinizi ve bu tarihi oturumu takip eden aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz 2016 akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinden bir grubun darbe yapmak ve yönetimi ele geçirmek amacıyla yaptığı kalkışmayla Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü ve gayrimeşru bir durumla karşı karşıya bırakılmıştır. Demokrasi ve hukuk dışı bir yaklaşımla yakın tarihimizde Türk milletine büyük acılara ve derin izlere sebep olan darbelerin bir yenisine daha girişilmiş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık günlerinden birisini yaşamıştır. 15 Temmuz kalkışmasında Genelkurmay karargahı işgal edilmiş, emniyet binaları, devlet televizyonu, özel kanallar, istihbarat kuruluşları, yollar, köprüler, havalimanları, askeri üs ve bölgeler aplikaya alınmış, saldırıya uğramış, tanklar sokaklara çıkmış ve Yüce Gazi Meclisimiz 7 kez bombalanmış ve kurşunlanmıştır. Kalkışmaya karşı sokaklarda tepkisini göstermek isteyen vatandaşlarımız darbeciler tarafından açılan ateşlerle hedef alınmıştır. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 246 vatan evladı şehit düşmüş, 1536 vatandaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. 15 Temmuz'daki melun girişim demokrasiyi, hukuku ve milli iradeyi yok sayma teşebbüsüdür. Bu kalkışma yalnızca seçilmiş hükümet veya milletvekillerini değil, Türk milletinin tamamını, milli iradeyi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını hedef almıştır. Bu darbe girişimiyle Türk milletinin birlik ve kardeşliği hedef alınarak ülkemiz bir kaos ortamına sokulmak istenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu hain girişime en başından karşı çıkmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurumlarının, hükümetin, demokrasinin ve hukukun yanında kararlı tavrını açıkça ortaya koymuştur. Değerli milletvekilleri, yaşanan bu vahim hadiseler neticesinde Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu 3 ay süreyle olağanüstü hal kararı almış, bu gece saat 1'den itibaren uygulama başlamıştır. Öncelikle belirtmek istiyorum ki olağanüstü hal anayasal bir durumdur. Anayasanın 119. maddesinde tabii afet ve ağır ekonomik bunalım, 120. maddesinde şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilan edilebileceği düzenlemektedir. Olağanüstü hal ayrıca 2935 sayılı kanunla düzenlenmiştir. O hal kararı devlet içerisinde çöreklenmiş olan cemaat kisveli bir terör örgütünün darbe girişimi sonrasında alınmıştır. Elbette ki devlet terörle ve paralel yapılarla mücadele edecektir ve etmelidir. Ancak bir hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Cemaat kisveli yapılanmanın bir terör örgütü olduğu henüz yeni tescillenmiştir. Peki dünden bugüne gelen süreçleri göz ardı etmememiz gerektiği de açıktır. Gülen cemaati için biz çete dedikçe birileri ona sahip çıktı. Biz Türkiye'ye gelsin, faaliyetlerini durdursun, hakkındaki iddiaları cevaplasın dedikçe birileri ona sahip çıktı. Biz o gün kehanette bulunmadık, falcılık da yapmadık. Türkiye gerçeklerini milli merkezli gördük, yorumladık. Sayın Genel Başkanımızın bu örgüte dair yapmış olduğu ikazlara kurak verilmiş olsaydı 15 Temmuz'da paletler sokaklarda olmayacak, meclisimiz bombalanmayacak, milletimiz kurşunlanmayacak, 246 vatandaşımız hayatını kaybetmeyecekti. Biz demokratik ve milli bir sorumlulukla hareket ederek
Yıllardır bu uyarıları yaptık. Bu ilkesel duruşumuzu bugün de devam ettireceğiz. Türkiye hiçbir şart altında hukuktan ve demokrasiden ayrılamaz. Anayasa ve kanun olağanüstü halin çerçevesini çizmiştir. Bu istisnai yönetim sürecinin amacı bugün görüştüğümüz tezkerede belirlenmiştir. Tezkerede belirlenen sınırların dışına kesinlikle çıkılmadan siyasi çıkar ve hedefler gözetilerek yeni fiili durumlar peşine düşünmemesi gerekmektedir. OHAL uygulamalarını yakından takip edeceğiz. Bu süreçte gerekli uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi bugünlere getiren devlet ve yönetim krizidir. Şahsi ve keyfi yönetimin getirdiği nokta 15 Temmuz aşamasıdır. Yaşanan menfi hadiselerin arkasında iyi yönetememe sorunu vardır. İşi ehline vermezseniz, ülkeyi kurum ve kurallarıyla yönetmezseniz, şahsi ve keyfi yönetirseniz darbeyi de eniştenizden haber alırsınız. Hani müsteşarı sır küpünüzdü? Bu sır küpü sırları kendine mi saklamış? ...15 Temmuz darbe girişimi sonrasında en çok tartışılan kavramlardan birisi istihbarat zafiyetidir. Bu kavramın zorunlu, adeta bir moda deyim haline gelmesinden dolayı milletimiz ve devletimiz adına üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz tren garında, Devlet Mahallesi'nde, Kızılay'da, İstiklal Caddesi'nde, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör eylemlerinden sonra hep bu konuya dikkat ettik, dikkat çektik. Ancak dediler ki istihbarat zafiyeti yok. Bugün diyorlar ki istihbarat zafiyeti var. Biz diyoruz ki istihbarat zafiyeti de yönetim zafiyetinden kaynaklanmaktadır. Bu zafiyet derhal giderilmelidir. Elbette Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet, istihbarat ve devlet kurumları ve kurallarıyla iyi yönetilmezse birileri kurumlara sızar ve her türlü melaneti işleme cüretini kendinde bulabilir. Zamanında yapılan tespitler dikkate alınmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yaptığımız uyarılar dinlenmemiştir. Hiç mi gazete okumadınız? 2014 yılından bu yana bu darbenin gelişimine ilişkin somut uyarılar yapılıyordu. Peki diyelim gazeteleri de dikkate almadınız. O zaman en yakınınızdaki adamlardan da mı haberiniz olmadı? Emir subayları, as subaylar, özel kalemler maalesef bu darbe tezgahının içine girmiş ve bir ihanet hareketinin içinde yer almışlardır. Değerli milletvekilleri, burada sadece bir istihbarat zafiyeti yok. İfade ettiğim gibi, çünkü konunun hassasiyeti nedeniyle üst üste vurgulamak durumundayız, bir yönetim zafiyeti vardır. Silahlı kuvvetler içerisinde klik diye tabir edilen bir grup darbe hazırlığında bulunuyor. Üstelik hiçbir kuvvet komutanı bu girişimi desteklemiyor. Ancak ne hikmetse bugün general ve amirallerin yaklaşık üçte biri darbe iddiasıyla gözaltına alınıyor. Biz buna diyeceğiz ki istihbarat zafiyeti var ama yönetim zafiyeti yok. Bunu söyleyemeyiz. İstihbarat olsaydı Fethullahçı terör örgütü olmazdı diyorlar. Bu ifadeyi kabul edemeyiz. Yıllarca Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nı kimler yönetti? Ayrıca Genelkurmay İstihbaratı'nın MİT'e bağlanması da ayrı bir bahis. Değerli milletvekilleri, bu örgütü canavarlaştıran, kamuda istediği gibi at koşturmasına fırsat veren, toplumsal ve bürokratik örgütlenmesine imkan sağlayan istihbarat zafiyeti değil, üzülerek söylüyoruz ki yönetim zafiyetidir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan kamu personeli sayısı 50 bini geçmiştir. Bu denli yüksek bir rakamla OHAL'a girilmesi bir takım kaygıları da beraberinde getirmektedir. Uygulamalar son derece dikkatle, özenle ve somut verilere dayanarak yapılmalıdır. Kurunun yanında yaş da yanmasın. Bu özen ve dikkat sadece Fethullah terör örgütüne değil,
diğer terör örgütlerine de yöneltilmelidir. Ve diğer terör örgütleri de asla dikkatten uzak tutulmamalıdır. Olağanüstü hal içerisinde yeni mağduriyetlerin oluşmasına engel olunmalıdır. Kamu personeline yönelik bu süreçte kişiselleşmekten ve siyasi mülahazalardan mutlaka uzak durulmalıdır. 15 Temmuz'un bir milat olmasını diliyoruz. Önce nerede yanlış yapıldığını tespit etmemiz gerekmektedir. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Teşhisi doğru koyalım ki tedavi iyi sonuç versin. Değerli milletvekilleri, gelişmeleri dün, bugün ve yarın perspektifiyle değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün yaşadıklarımıza dün sebep olanlar neydi ve bugün yaşadıklarımızın yarınki sonuç ve yansımaları ne olacak? OHAL kararının darbe girişimi sonrasında Fethullahçı terör örgütüne yönelik bir hareket olduğu ifade ediliyor. Bu amaç noksandır. Biraz evvel de ifade etmeye çalıştığım gibi bugün Türkiye'deki tek paralel yapılanma ve tek tehlike bu örgüt değildir. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde KCK ve bir diğer tehlikeli yapı olarak PKK karşımızdadır. Dolayısıyla OHAL kararının içerisinde mutlaka PKK terör örgütüyle ve diğer bütün terör örgütleriyle mücadelede yer almalıdır. Doğu ve Güneydoğu'da asker kışlasındadır. Bölücü terör bu durumu fırsata çevirerek yeniden palazlanma faaliyetleri içerisindedir. Bugüne geldiğimizde hükümetin Sayın Genel Başkanımızın 6 yıl önceki uyarılarına uygun hareket etmesi elbette sağlıklı bir gelişmedir. Ancak bir kez daha vurgulamak istiyorum ki o halde ülkemizin başına bela olmuş her türlü terör belalarıyla ve yapılanmalarla mücadele edilmelidir. Ülkemiz olağanüstü şartlar içindedir. Bu koşullardan basiretle çıkmak zorundayız. Tehlike geçmemiş, kriz atlatılmamıştır. Fiili durum yaratma gayretleri devleti çivisinden çıkarmıştır. 15 Temmuz'da darbeyle bir fiili durum yaratılmak istenmiş, ancak milletimiz ve devlet kurumlarının kararlı direnciyle darbe girişimi bertaraf edilmekle birlikte devlet yönetiminde de bir kriz vardır. Fiili durum anayasa ve hukuk dışına çıkmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü darbeye, her türlü fiili duruma karşıyız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu konjüktürel değil, ilkeseldir. Bunun çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Eğer demokrasiye inanıyorsak, ister silahlı, ister silahsız her türlü fiili duruma karşı çıkmamız gerekiyor. Darbe girişimleriyle mücadele için hukuk ve demokrasi çerçevesinde mevcut sistemi iyi işletmemiz gerekmektedir. O yüzden bu olağanüstü hal uygulamasıyla birlikte anayasal demokratik kurumların süratle işler hale getirilmesi gerekmektedir. Devleti yönetenler her türlü fiili durum karşısında durmalıdır. Özellikle OHAL yönetimi içerisinde oluşturulabilecek fiili durumlara özenle dikkat edilmelidir. Herkes anayasaya uyacak. Herkes hukuka uyacak. Herkes devletin kurum ve kurallarıyla yönetilmesini sağlayacak. Değerli milletvekilleri, bir ayıklanmaya, yenilenmeye ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. Bu yenilenme devletin bütün kurumları için geçerlidir. Ancak Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Tek yapmamız gereken ülkeyi şahsi ve keyfi bir anlayıştan kurtararak kurum ve kurallarıyla yönetmektir. Yıllardır biriktirdiğimiz demokratik birikim ve bilincimize sahip çıkacağız. Bu badireyi hep birlikte atlatacağız. Milli birlik ve beraberliğimizi asla bozdurmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti bir çadır ve kabile devleti değildir. Hiçbir gerekçeyi demokrasiden kopuşa, darbe girişimlerine, ara rejimlerine veya rejim değişikliklerine dayanak kabul edemeyiz. Her türlü darbeye ve fiili duruma, demokrasi ve hukuk dışı arayışlara karşı ortak akıl ve iradeyle hareket etmek zorundayız.
sabırla hareket etmeli, sağduyunun rehberliğinden ayrılmamalıyız. Milli birlik ve kardeşliğimiz üzerinde oynanan acımasız oyunun değirmenine su taşımaktan özenle kaçınmalıyız. Geleceğimizi hukuk ve demokrasi çerçevesinde hep birlikte inşa etmeliyiz. Meşruiyete bağlı ve sadık kalarak Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmeliyiz. Çare demokrasidir. Çıkış demokrasidedir. Çözüm çerçevesi demokrasiyle sınırlı kalmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sonuç olarak ifade ediyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi böylesi karanlık ve oldukça sıkıntılı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin yanında ne pahasına olursa olsun tavizsiz şekilde duracak, hiçbir gayrimeşru oluşum veya çeteleşmeye aman vermeyecektir. Ülke genelinde olağanüstü hal uygulaması isabetli ve yerinde bir tercihtir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Bakanlar Kurulu'nun 3 aylık süreyle Yüce Meclisimizden talep ettiği ülke genelindeki olağanüstü hal tezkeresine olumlu oy vereceğiz. Bu 3 aylık olağanüstü hal uygulamasının ülkemize bir an evvel huzur, sükun ve esenlik getirmesini, demokrasi ve hukukun sarsılmaz bir şekilde tahkim edilmesini yürekten diliyor, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın.